Merhaba gençler, dersandıbron.com'a hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle İngilizce dersinde Friendship ünitesinin çıkmış sorularını çözeceğiz ve soruları tek tek inceleyeceğiz. Hadi başlayalım yavaş yavaş. 2019-2020 yılının sorusu, taze bir soru. Bakalım ne demiş. Read the comments about Jack. Jack hakkındaki yorumları okuyun. Bakalım. Jess demiş, I know he always backs me up. Biliyorum ki o her zaman, always her zaman backs me up. Beni destekler. Tamam. We really get on well. Biz gerçekten iyi anlaşıyoruz. Get on well, iyi anlaşmak. I can never count on him. Never, burada neydi? Never, olumsuzluk anlamı veriyordu. Yani asla demek. Bir olumsuzluk anlamı veriyor. Asla ona güvenemezmiş Tom. He never shares my secrets with other people. He never share, paylaşmak. Never, asla. O asla benim sırlarımı, my secrets, diğer insanlarla, other people, ne yapıyormuş? Paylaşmıyormuş. Never, olumsuzluk anlamı veriyor. Peki ne demiş soruda? According to the comments above, yukarıdaki yorumlara göre, who says something bad about Jack? Kim Jack hakkında kötü bir şey söylüyor? Güvenemediğini söyleyen vardı, değil mi? Kim diyordu bunu? Tom diyordu. İşte bu kadar kolay bir soru. Friendship ünitesinin soruları genelde kolay. Kelime videomuzda zaten kelimeleri tek tek yapmıştık. Buradaki kelimeleri tek tek incelemeniz gerekiyor. Neden olduğunu diğer sorularda da göreceksiniz. O videolarda işlediğimiz kelimelerin hepsi tek tek çıkıyor arkadaşlar. 2009-2020 sorusu tekrar. Bir bakalım. Tomorrow is Kate's birthday. Kate'in doğum günüymüş yarın. So, yani Joe decides to buy her a book. Joe ona bir kitap almaya karar vermiş. Ve and ask Kate's friends about the books she has read or bought. Yani Kate'in arkadaşlarına, Joe Kate'in arkadaşlarına sormuş. Onun okuduğu ya da satın aldığı kitapları sormuş. Nelermiş diye. These are the answers. Their answers. Onların cevaplarıymış bunlar arkadaşları. Neler demiş Kate'in aldığı ya da okuduğu kitaplar hakkında. Max demiş ki, I know she has finished the friendship. Friendship kitabını ne yapmış? Bitirmiş, okumuş. Zack demiş ki, she wanted to read the old world. Hep old world'u okumak istemiş. And Jane bought it for her. Jane old world kitabını ne yapmış? Satın almış Kate'e. Devam edelim. Rose ne demiş? She wanted to buy the book The Indian Music. But she bought The Great Dog. The Indian Music kitabını almak istemiş. İstemek, want. Almak istemiş. Fakat neyi almış? The Great Dog kitabını almış. Yani bu kitabı almış. Ne diyor bakalım soruda? According to the information above. Yukarıdaki bilgilere göre. Which of the following books should Joe buy for Kate? Joe hangi kitabı Kate'e almalı? Şimdi bakalım, The Indian Music demiş. Aslında evet, cevabımız bu değil mi? A'da Indian Music. Çünkü bu kitabı almak istemiş ama onun yerine Great Dog'u almış. Great Dog'u aldı. Bakın bunu eledik. The Old World'u niye eliyoruz? Çünkü almak istemiş ve Jane onu almış. The Friendship'i zaten en başta söylemişti. Bitirdiği kitapmış Friendship. Yani alabileceği tek kitap ne kaldı? The Indian Music kitabı kaldı. Bakın sorular bu kadar kolay. Kelimeleri bildiğimiz sürece ve gramer videolarında cümleler nasıl kuruluyor, biz cümleleri nasıl okuyoruz, bunu bildiğimiz sürece İngilizce'de çözemeyeceğiniz soru yok. 2017-2018 sorusu geldi. Bakalım neymiş? Bir boşluk doldurma sorusu. I am going to see my sister in the afternoon. Akşamüstü kız kardeşini görecekmiş Mark. Would you like to come with me? Benimle gelmek ne ister misin? Serah demiş ki, why not? Ondan sonra da bir şeyler söylemiş. Ne söylediğini bilmiyoruz tabi. Mark da cevap vermiş. In front of the cinema. We want to watch a movie together. In front of. Bu ne demekti? Önünde. Sinemanın önünde demiş. Sonra da beraber film izlemek istiyoruz. Boşluğa ne gelmeli? Şimdi sinemanın önünde dediğine göre bir yerle ilgili bir şey olması gerekiyor boşlukta herhalde. Çünkü neden olmasın diyor. Sonra boş. Who will you go out with? Kimle gideceksin diyor.
sinemanın önünde dersek cevap olarak olur mu? Olmaz. Demek ki bu soru yanlış. What are you going to buy? Ne satın alacaksın? Sinemanın önünde. Olur mu? Hayır, olmaz. What time will you go there? Ne zaman oraya gideceksin? Sinemanın önünde. Oldu mu? Hayır, olmaz. Where are you going to meet? Nerede buluşacaksınız? Sinemanın önünde. Olur mu? Çok da güzel olur. İşte cevabımız bu. Sorularda bu kadar kolay arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Cümle kurmayı, cümle okumayı biliyorsanız ve kelimeleri de biliyorsanız hemen yapabiliyorsunuz. Tuhaf gramer yapıları yok. Hiçbir şey yok. Bu ünite gayet rahat bir ünite. 2017-2018 yılının sorusu. Ne demiş? Sam always prefers doing activities with his friends outside. Sam her zaman tercih edermiş aktiviteler yapmayı arkadaşlarıyla dışarıda. Yani cümleyi toparlayalım. Sam her zaman dışarıda arkadaşlarıyla aktiviteler yapmayı tercih edermiş. Tamam. Yani dışarıda olması lazım ve arkadaşlarıyla olması lazım. Which picture shows the activity that Sam prefers doing? Yani hangi aktivite Sam'in yapmayı tercih edeceği bir aktivitedir? Dışarıda diyor. A olabilir mi? Belki olabilir çünkü dışarıda. Ama arkadaşlarıyla mı? Hayır. Bu yüzden değil. Arkadaşları yok yanında. Yemek yapmak olabilir mi? Olmaz çünkü içeride. Yani içeride olduğu için olmaz. Burada bir resim var. Dağlar falan var arkada. Yani evet, dışarıdalar. Kimlerler? Arkadaşları var yanında. Yani bu olabilir mi? Evet, cevabımız muhtemelen bu. De D'ye de bakalım. Ne olur ne olmaz. Her zaman bakın bütün şıklara. Arkadaşlarıyla beraber mi? Evet. Dışarıdalar mı? Hayır. O zaman D de değil. Yani cevabımız Ceyhan'mış. İşte bu kadar. Devam ediyoruz. 2016-2017 sorusu. Yine bir boşluk doldurma sorusu. Ekin demiş ki we are going to watch a thriller tonight. Yani watch thriller. İzlemek, thriller neydi? Korku filmleriydi. Bu akşam korku filmi izleyeceğiz. Would you like to come? Gelmek ister misin? Terry demiş ki I'm not into thrillers. Yani into kalıbı neydi? İlgilenmek. Yani ben thriller, korku filmleriyle ilgilenmiyorum. Çünkü they are unbearable. Çünkü onlar unbearable diyor. Unbearable neydi? Dayanılmaz demekti. Bu kelime bu ünitenin en önemli kelimelerinden biri. Onlar dayanılmaz demiş. Ekin de tekrar o zaman demiş. What do you enjoy watching them? O zaman ne izlemeyi seviyorsun? Terry demiş ki bir şey. Ne olduğunu bilmiyoruz. They are great fun. Onlar çok eğlenceli. Şimdi bakalım burada ne demiş olabilir acaba? I enjoy watching a movie alone. Ben yalnız film izlemeyi yalnız film izlemekten keyif alıyorum demiş olabilir mi? Hayır, çünkü gene beraber izleyecekler. Burada bir film türü söylemesi daha mantıklı olur. O yüzden bunu eledik. I dislike going to the movies. Ben sinemaya gitmeye, yani film izlemeye gitmeye, sinemaya gitmeyi sevmiyorum. Yani olur mu burada? Olmaz. Çünkü hani film tarzına karar veriyorlar burada. Bu olmaz. Bunu önceden söylemesi gerekirdi. I prefer watching comedies. Ben komedi izlemeyi tercih ederim demiş. Olur değil mi? Mantıklı. Ben komedi izlemeyi tercih ederim. Zaten devamında ne diyor? They are great fun. İşte bu. Ceyhan. Ama gene de ne yapıyoruz? Şıklara bakmaya devam ediyoruz. Her zaman bütün şıklara bakacağız. Cevabı bulduğumuzu düşünsek bile. I never watch a sci-fi movie. Ben asla sci-fi, yani science fiction, bilim kurgu filmi izlemem demiş. Ama zaten sevdiği şeyden bahsetmesi gerekiyordu. Yani bu da değil. Sci-fi movie dediği science fiction, yani bilim kurgu. Bunu da unutmayın, sci-fi diye kısaltıyorlar. Bu da ünitenin önemli kelimelerinden biri aslında. Devam ediyoruz. 2016-2017. Yine bir boşluk doldurma. Can I invite my friends to our house tonight? Adam ne demiş? Bu akşam arkadaşlarımı evimize davet edebilir miyim? Invite, davet etmek. Davet edebilir miyim demiş. Annesi, mother, annesi demiş ki bir şey. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sonra devam etmiş. Your father doesn't feel well. Your father, baban, doesn't feel well. İyi hissetmiyor demiş. Today, bugün, yani
Baban bugün iyi hissetmiyor. Ve and wants to rest for a while. Rest for a while. For a while bir süre demek kalıp olarak. Rest dinlenmek. Babam bir süre dinlenmek istiyor. Adam da ne demiş? Tamam. Okay. We will meet at the cafe then. O zaman kafede buluşuruz demiş. Yani annesi ne demiş olabilir? Arkadaşımı davet edebilir miyim? Babam bugün iyi hissetmiyor dedi. Yani evde misafir istemiyorlar. Yes you can derse arkadaşları eve gelir olur mu olmaz. İstemiyorlar çünkü misafir yok. Great idea. İyi fikir diyor. O zaman gene arkadaşlar eve gelirdi. Ne yapıyoruz? Misafir istemiyordu. O zaman beyi de eledik. That's right. Bu doğru. Der mi? Hayır. Evde misafir hala istemiyoruz. Hayır. Bunu da eledik. I'm sorry. Üzgünüm. Olabilir mi? Evet. I'm sorry'den sonra baban iyi hissetmiyor. Üzgünüm. Baban iyi hissetmiyor. Bir süre dinlenmek istiyor diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. İşte bu kadar kolay. Misafirleri kovduk. 2016-2017 sınav sorusuyla devam ediyoruz. Şimdi önce bu arkadaşımız bir şey sormuş. Diğer arkadaşlar da cevap veriyor. Ne demişler? They never lie to you. Sana asla yalan söylemezler. Never, asla. Bakın bunları hiç unutmayız. Always, sıklık zarflarını 7. sınıfta gördünüz. Never, always, usually. Bunları asla unutmamanız gerekiyor. Tekrar etmeniz gerekiyor. They never lie to you. Onlar asla sana yalan söylemezler. Burada ne diyor? They are like our brothers and sisters. Onlar bizim kardeşlerimiz gibi. Yani erkek ve kız kardeşimiz gibi. Onlar bizim kardeşimiz gibi demiş. Peki bu en arkadaki arkadaşımız ne demiş? They always back you up. Onlar her zaman seni destekler demiş. İyi bir arkadaşın sanki özellikleri gibi bunlar ama gelelim bakalım. Şimdi soru ne olabilir acaba? Where do you eat with your buddies? Arkadaşlarınla nerede yersin? Arkadaşın nerede yersin sorusunun cevabı olarak onlar asla sana yalan söylemez der misin? Demezsin tabii ki, olmaz. O zaman devam edelim. What do you think about true friends? Gerçek arkadaşlar hakkında, about hakkında ne düşünüyorsun? What do you think? Ne düşünüyorsun? Bu olabilir mi? Gerçek arkadaşlar hakkında ne düşünüyorsun? Onlar asla sana yalan söylemez. Onlar kardeş gibidir. Onlar her zaman seni destekler. Olabilir. Evet, aslında doğru. Şıkkımız bu. Ama yine de ne yapıyoruz? Devam ediyoruz bakmaya. Buna şöyle bir işaret koyalım. Şüpheli diye. What do you do with your true friends? Yani gerçek arkadaşlarınla ne yaparsın? Do. Gerçek arkadaşın ne yaparsın? Onlar asla sana yalan söylemez. Olur mu? Olmaz. Ne yaptığını soruyor. Aktivite soruyor. Maça mı gidiyorsunuz? Geziyor musunuz? Yemek mi yiyorsunuz? Onu soruyor. Yani Ceyhan'da olmaz. Where do you hang out with your buddies? Arkadaşlarında nerede takılırsın diye soruyor. Onlar asla sana yalan söylemez diye bir cevap olur mu buna? Hayır olmaz. Bu da olmaz. Yani cevabımız B'ymiş. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmadık. Sorular bu kadar kolay. Gene 2016-2017 sorusu devam ediyoruz. Geriye doğru gidiyoruz. Taze sorulardan eski sorulara doğru gidiyoruz. Ne demiş bakalım? Ufak bir hikaye vermiş. Your friends invite you to watch an action movie. Arkadaşların demiş, davet etmişler seni. Ne için davet etmişler? To watch an action movie. Bir aksiyon filmi izlemeye davet etmişler seni. Fakat you don't like watching them. Sen onları izlemeyi sevmiyorsun. Aksiyon filmi sevmiyormuşsun. What do you say to refuse the invitation? Refuse, reddetmek. The invitation, davet. Daveti reddetmek için ne dersin? Ne söylersin? Bakalım ne söylersin? It's a bad idea. I dislike action movies. Bunu der misin? Bunu dersin. Bu kötü bir fikir. Ben aksiyon filmlerini sevmiyorum şeklinde dürüst bir şekilde cevap verebilir miyiz? Verebiliriz ama ne yapıyoruz? Şıklara bakmaya devam edeceğiz. Şüpheli işaretimizi koyduk ve devam ediyoruz bakalım. Sure, action movies are my favorite. Tabii ki aksiyon filmleri benim favorim. Der miyiz? Demeyiz çünkü sevmiyormuşuz. Öyle demiş, soru öyle demiş. Normalde sevebilirsiniz ama soru ne diyorsa o. Soru ne diyorsa o şekilde bakacağız. Seviyor olabilirsiniz ama burada sevmiyoruz. Sounds good, I love action movies. İyi, kulağa iyi geliyor. Aksiyon filmlerini çok seviyorum. Ama ne yapıyorduk? Sevmiyorduk. Hayır, sevmiyoruz. Eledik. I'd like to.
I'm into action movies. İsterim. Ben aksiyon filmlerine ilgileniyorum. İlgileniyor muyuz? Hayır, ilgilenmiyoruz. Bunu da eledik o yüzden. Yani cevabımız ne? A şıkkı cevabımız. Bakın bunların hepsi çıkmış sorular. Tekrar hatırlatıyorum. Bu kadar kolay çıkmış sorular. Hani öyle stres olmaya, aman ne yapacağım ben LGS'de falan, hiç gerek yok. Bunların hepsi orijinal çıkmış soru. 2016-2017 sorusu gene devam ediyoruz. Music is my life. Müzik benim hayatım. I practice drums every day. Her gün davul, bateri alıştırması yapıyormuşum. İfadesini anlatan görsel aşağıdakilerden hangisidir? Bateri dedik. Bu gitar, bu flüt, bu piyano, işte bateri. Bu kadar kolay. Peki neden bu kadar kolay oldu? Çünkü kelimenin anlamını biliyorduk. Yani biz sorular içinde şimdiye kadar neler gördük? Spor, yani aktiviteler, dışarıda yapılan aktiviteler, içeride yapılan aktiviteler, bunları gördük. Bunların kelimelerine hakim olmamız gerektiğini anladık. Film çeşitlerini gördük değil mi? Film çeşitleri denk geldi. Thriller geldi. Action movie geldi. Sci-fi geldi. Bu kelimeleri bilmemiz gerektiğini öğrendik. Bir de ne öğrendik? Müzik aletleri. Müzik aletlerin neler olduğunu bilmemiz gerektiğini öğrendik. Zaten bu kelimeler sadece bu ünitede yardımcı olmayacak size. Diğer ünitelerde de var bu tarz kelimeler. Bunları gene bilmeniz gerektiği yerler olabiliyor. Ama bu ünitede daha çok yoğunlukta. 2015-2016 daha da eskiye gittik. Rose bir şeyler demiş. Bir şey duyulmuyor. Sesin gelmiyor Rose ya. Paula da demiş ki no thanks. Hayır teşekkürler. I am not hungry. Ben aç değilim. I am not hungry. Ben aç değilim demiş. Peki ne demiş olabilir? Ne sormuş olabilir? What about listening to music? Müzik dinlemeye ne dersin? Cevap olarak hayır teşekkürler aç değilim. Olur mu? Olmaz. Müzik karın doyurmaz. Would you like some cookies? Cookie. Cookie neydi? Kurabiye. Kurabiye ister misin? Hayır teşekkürler aç değilim. Olur mu? Olur. Yine şüpheli işaretimizi koyduk ama şıkları incelemeye devam edeceğiz. Why don't you have a rest? Neden gidip dinlenmiyorsun? Teşekkürler, aç değilim. Olur mu? Hayır olmaz. Dinlenmek karın doyurmaz. Shall we meet after school? Okuldan sonra buluşalım mı? Hayır teşekkürler, aç değilim. Bu diyalog olarak uzayacaksa gene olabilir ama direkt cevap istiyoruz biz burada. Hani belki okuldan sonra buluşup yemek yiyeceklerdir ama biz direkt cevap istiyoruz. Başka sorunun içinde başka hikaye yoksa kendi kafamızdan hikaye asla uydurmuyoruz. Soruda ne verirse onunla ilgileniyoruz. Üzerine çok düşünürsek hata yaparız. Bu Türkçe'de de böyle, İngilizce'de de böyle, diğer derslerde de böyle. Dışarıdan çok fazla yorum katmayacağız. Soru bize ne verdiyse onunla ilgileneceğiz. Yani B doğru. Soru üzerine hayal kurmak yok yani. Mark bir şey demiş. Onun da sesi gelmiyor. Jerry de demiş ki I usually listen to music. Ben genellikle sıklık zarfı bu da. Bunları unutmayacağız. Bunları tekrar çalışın. Unutanlar var çünkü biliyorum. I usually listen to music. Ben genellikle müzik dinlerim. I go to cinema. Sinemaya giderim. Meet my friends and visit my grandparents. Arkadaşlarımla buluşur ve büyük annemi, büyük babamı yani dede, anneanne, babaanne bunları ziyaret ederim demiş. Yani genel olarak ne yaptığından bahsetmiş değil mi? Müzik dinliyormuş. Sinemaya gidiyormuş, arkadaşlarıyla buluşuyormuş, büyüklerini ziyaret ediyormuş. Genel olarak ne yaptığıyla ilgili bir şey olması gerekiyor. Bakalım. When do you visit your parents? Aileni ne zaman ziyaret edersin? Yani burada zamanla ilgili genellikle var ama ne zaman sorusunun cevabı var mı? Geçen hafta, işte haftada bir falan gibi. Hayır yok. O zaman bunu geçtik. Where do you go on holidays? Tatil zamanında nereye gidersin? Tatil zamanında nereye gidersin? Bu olabilir mi? Tatil zamanında nereye gidersin? Müzik dinlerim. Sinemaya giderim. Gitmekle ilgili, yerlerle ilgili cevaplar var ama müzik dinlerim de diyor. Yani nerede sorusun cevabına müzik dinlerim diye cevap verirsek olur mu? Hayır olmaz. O yüzden geçtik. How do you spend your weekends? Hafta sonlarını nasıl harcarsın? Harcamak, spend harcamak, para harcamak da içinde kullanılabiliyor. Zaman harcamak içinde kullanılabiliyor spend. Hafta sonlarını nasıl harcarsın? İşte
Müzik, genellikle müzik dinlerim, sinemaya giderim, arkadaşlarımla buluşurum, büyüklerimi ziyaret ederim. Oldu mu? Tam da oldu. Çok da güzel oldu. İşte cevabımız. Ama gene de D'ye de bakalım. How often do you meet your friends? Ne sıklıkla, how often arkadaşlarınla buluşursun? Ne sıklıkla arkadaşlarınla buluşursun? Genellikle müzik dinlerim diye cevap verirsen olur mu? Olmaz. O yüzden bunu da eliyoruz. İşte bu kadar. Ne yaptım? Sadece kelimeleri biliyorum. Kelimenin anlamlarını biliyorum. Tuhaf tuhaf kalıplar var mı? Yok. Değişik gramer kalıpları var mı bilmediğimiz ya da çok zor olan? Yok. Sadece kelimeleri biliyorum, yapıyorum. Bu kadar. Siz de öyle yapacaksınız. Devam ettik. Bir tablo sorusu gelmiş. 2015-2016'dan bakalım. Yukarıda verilen tabloya göre doğru seçeneği işaretleyiniz. Peki. Olur. Nina and Curtis don't like comedies. Nina ve Curtis. Burada Nina, Curtis. Komediyi ne yapıyorlarmış? Sevmiyorlarmış. Ama hayır. Nina seviyormuş komediyi. İşte burada gördük. O zaman A'ya eledik. Jeremy loves thrillers but not romances. Jeremy loves thrillers. Jeremy'ye bakalım. Buradaymış. Loves thrillers. Thriller'ı seviyor muymuş? Hayır, sevmiyormuş. Hem de Jeremy loves thrillers. Thriller'ı seviyormuş. Korku filmini seviyormuş ama burada sevmiyor diyor. Fakat romansları değil diyor. Sevmiyor değil. Seviyormuş romansı. Evet. Pardon. Sevmiyormuş romansı. Öyle diyor şık. Ama burada bakıyoruz. Seviyor diyor. Yani bu değil. Tersini söylemiş. Jeremy ne seviyorsa tersini söylemiş. Curtis loves thrillers. Curtis thriller'ı seviyormuş. Evet. Doğru. Burada seviyormuş. Fakat Jeremy doesn't. Jeremy doesn't diyor. Bu doğru değil mi? Curtis thriller'ı seviyor. İşte burada Jeremy doesn't. Jeremy sevmiyor diyor. Evet, işte burada cevabımızı bulduk. Ama yine de bir bakalım. Şöyle şüpheli işaretimizi koyalım şöyle. Diana loves romances but not sci-fi movies. Diana loves romances. Diana romance seviyor mu? Diana burada. Romance burada seviyor muymuş? Hayır, sevmiyormuş. Sci-fi movie seviyormuş ama tersini söylemiş. Romansı seviyor, sci-fi'yi sevmiyor demiş. Halbuki sci-fi'yi seviyor, romansı sevmiyor. Yani bunu da eledik. Cevabımız Ceyhan. Evet, 2015-2016 sorusu. Bu soruyla ilgili, bu tabloyla ilgili 3 tane soru sorulmuş ardı ardına. Bir bakalım. Amy refuses, soruyu okuyorum önce. Amy refuses the invitation because Amy invitation'ı, daveti reddetmiş çünkü. Çünküsünü bulacağız. Önce Amy ne diyor ona bakalım. I'd love to, isterdim fakat, but I can't, ama olmaz. I go to the gym on Saturdays and Sundays. Gym'e, yani spor salonuna gidiyormuş. Cumartesi ve pazarları spor salonuna gidiyormuş. Peki ne için gidiyormuş? Önce şeyi de okuyalım. Neymiş? Yani davet neymiş? Daveti okumadık. Hi, merhaba. It's Angela. Ben Angela. I'm going to have a barbecue party with friends on Saturday. Going to have barbecue partisi yapacakmış arkadaşlarıyla with friends on Saturday. Cumartesi günü arkadaşlarıyla barbecue partisi yapıyorum. Bildiğin mangal yapacak işte. Would you like to join us? Gelmek ister misin diye sormuş. Amy demiş ki gelemem. Cumartesi pazar spor salonuna gidiyorum demiş. Yani daveti reddediyormuş. Çünkü niye reddediyormuş? She will go to another party. Başka bir partiye mi gidecek? Hayır. Başka bir partiye gitmiyor. Spor salonuna gidiyor. She has nothing better to do. Yapacak daha iyi başka bir şey yok mu? Öyle mi? Hayır. O yüzden reddetmiyor. Spor salonuna gideceği için reddediyor. She is going to meet her friends. Yani arkadaşlarıyla buluşacağı için mi reddediyor? Hayır. She goes to gym at weekends. Hafta sonları spor salonuna gidiyor. Evet, hafta sonları spor salonuna gittiği için reddetti. Bu kadardı. 15. Devam edelim. 16. Who accepts the invitation? Kim kabul ediyormuş invitation'ı? Bakalım. Şimdi şeyi okuduk. Aynı parça zaten. Daveti okuduk. Amy'yi okuduk. Burada da bir kişiyi okuyacağız ama ismi yok. Ama şıklardan bulabiliriz ismini herhalde. Amy varmış. Amy'yi eledik. Serah var. Serah'ı eledik. Angela varmış. Demek ki bunun adı neymiş? Jenny. Tamam. Şimdi kim kabul ediyormuş? Great idea demiş Jenny. Harika fikir. I'm going to do anything on Saturday. Cumartesi günü her şeyi yaparım.
See you then. Görüşürüz. O zaman görüşürüz demiş. Tamam. Jane'i kabul etmiş. İşte bu kadar. Ama gene de Sarah'ı da okuyalım. Bakalım ne diyormuş. I'm sorry but. Özür dilerim ama olmaz. I can't. To be honest, dürüst olmak gerekirse I don't really enjoy barbecues. Dürüst olmak gerekirse ben barbekülerden hoşlanmıyorum. Mangaldan hoşlanmıyormuş. Enteresan. I'm also not feeling well. Ayrıca iyi hissetmiyorum. I prefer staying at home. Ben evde kalmayı tercih ediyorum demiş Sarah. Mükemmel bir mangal fırsatını tepmiş. Ama Jenny ne yapmış? Kabul etmiş. Hepimizin yapacağı gibi. Jenny'yi buradan kutluyoruz. Soruyu doğru yapıp devam ediyoruz. 17. Sarah isn't going to attend the party because. Sarah katılmayacakmış partiye. Niye? Şu Sarah işte evde kalmak istiyorum diyen arkadaş. Ne diyor? İyi hissetmiyorum diyordu değil mi? I'm also not feeling well. Bir iyi hissetmemesi durumu vardı. Bir de barbekü, yani mangalları, barbekü partilerini çok sevmiyormuş. Onu söylemişti. Şıklara bakalım. She is always very honest. Çok her zaman dürüst olduğu için mi reddetti? Hayır, bu sebeple değil. She is busy at weekend. Hafta sonu meşgul mü? Hayır, meşgul olduğu için değildi. Ne içindi? Sevmiyordu barbeküleri ve iyi hissetmiyordu. O yüzden bu da değil. She really dislikes barbecues. O gerçekten barbekü partilerini yani mangalları sevmiyormuş. Öyle mi? Evet öyle. Bu cevabımız bu ama şüpheli işaretimizi koyup son şıkka da bir bakalım. She feels quite good at home. She feels o hissediyor quite good. Gerçekten iyi. At home. Evde gerçekten iyi hissediyor. Öyle mi? Yani evde iyi hissettiği için değil. Evde iyi hisset yani iyi hissetmediği için evde kalmak istiyordu. Evde kalmayı seviyor olabilir ama esas olayımız bu değildi. O yüzden bunu da eledik. Yani doğru cevabımız Ceyhan. Evet gençler, 2015-2016 yılına kadar Friendship ünitesi ile ilgili bütün çıkmış soruları tek tek sizin için inceledik. Diğer bütün ünitelerimize de bunu yapacağız. Kelimelerini inceleyeceğiz. Bakalım kelimeler neymiş. Daha sonra çıkmış soruları alacağız önümüze. Tek tek çözeceğiz. Ne kullanmışlar inceleyeceğiz. Ekstra bir gramer konusu da varsa, diyelim bir üniteye özel değişik bir şey anlatılıyordur ve sorular ondan geliyordur. Onları da tek tek inceleyip çözeceğiz. Bu videoluk bizden bu kadar gençler. Görüşürüz.